İnsanların en önemli ya da en değerli olgusu bence zaman. Bulunduğunuz dönem, bulunduğunuz şartlar neyi gerektiriyor? Ona çok hakim olmanız gerekiyor. 5000 lira çok fazla bulundu. Dediler ki işte sen öğretmensin, ödeyemezsin bunu. 4500 liralık bir kredi onayı verildi. Format atılır 20 TL'de bizim bir kenarımızda yazıyordu açıkçası. Şöyle bahsedeyim Hilmi, ben 2004 Gazi Üniversitesi bilgisayar öğretmenliği mezunuyum. 2005'te de bir girişimci olarak aslında bir yazılım firması kurdum. Hayallerim bir tık yazılım üzerine yoğunlaşmaydı. Fakat bazı ülkede o esnada, o dönemde gördüğüm bazı eksiklikler ya da yavaşlıklardan dolayı böyle bir girişimcilik hikayesi ortaya çıktı. 2005 yılında kurduğum firmada insanların fatura tahsilatlarını yapıyorken özellikle PTT'lerin önünde, kurumların önünde ya da bankaların önünde belli sıralara girdiklerini ve fatura tahsilatları için yani faturalarını ödemeleri için çok ciddi zaman kaybettiklerini gördüm. Buna bir çözüm üretme gibi bir düşünce içerisine girdim. Ve burada insanların faturalarını belli bir bedel karşılığında ödeyebilecekleri lokasyonlarda yani lokasyonları Türkiye genelinde arttırarak, fatura ödeme noktalarını Türkiye genelinde arttırarak fatura tahsilat noktalarını oluşturmaya başladık. Bununla alakalı yazılım kökenli olduğum için ilk etapta yazılımı kendim oluşturdum. 2005 yılından bahsediyorum. 2005 yılında Delphi 7 dediğimiz bir programlama dilinde insanların faturalarını kolayca ödeyebilmeleri adına bir fatura tahsilat sistemi yazdım. Bu yazdığım sistemi ilk etapta hemen kurduğumuz lokasyonu yani şirketi kurduğum lokasyonu hemen yan tarafında bir cep telefoncuyla paylaştım ve orada bir bayilik oluşturdum. Daha sonra Türkiye genelinde bayilikler vermeye başladım fatura tahsilat noktalarıyla alakalı olarak. Verdiğimiz bu bayiliklerle ilk etapta İzmir, Antalya bölgesinde distribütörlükler oluşturdum ve Türkiye genelinde ciddi bir bayi network'üne ulaştık. İnsanların en önemli ya da en değerli olgusu bence zaman. Bulunduğunuz dönem, bulunduğunuz şartlar neyi gerektiriyor? Ona çok hakim olmanız gerekiyor. 2005 yılında internet bankacılığının bu kadar yaygın olmadığı ya da online platformların bu kadar yaygın olmadığını, cep telefonu kullanımının bu kadar yaygın olmadığını düşünün ya da unbanking dediğimiz banka kullanımının bu kadar yaygın olmadığı bir dönemde insanlar faturalarını ödemek için özellikle PTT'lerin, bankaların ya da kurumların kendi tahsilat noktalarına gidiyorlardı ve burada kilometrelerce uzayan kuyruklar oluşuyordu. Bu kuyrukları sıfırlamak adına ya da insanların buradaki zaman kaybını önlemek adına yazılım geliştirdik. Tabii o zaman bunun bir girişimcilik hikayesi olarak bakmıyorduk açıkçası. Bir yazılım ve bu yazılımı Türkiye genelinde nasıl aktif edebilir ve ya da kullandırabilirizse bakıyorduk. Sonrasında ciddi bir girişimcilik hikayesi olarak bu önümüze çıktı. İnsanların dediğim gibi en kıymetli olgusu olan zamanı insanlara çok ufak bir bedel karşılığında kazandırabilmek adına başladığımız bir serüvendi. Ben normalde işte doğma büyüme İstanbulluyum. Liseden sonra, lisede aslında Zincirlikuyu'da o zaman yapı meslek lisesiydi. Yapı ressamlı aslında inşaat mezunuyum. Fakat üniversite sınavına giriyorken bizim zamanımızda işte meslek liselerine uygulanan bir katsayı probleminden dolayı ben ilk yaptığım tercihlerin hepsi olan işte inşaat mühendisi ya da mimarlığa yerleşemedim. Sonraki tercihim olan 2 yıllık Gazi Üniversitesi'ne bağlı yine bilgisayar programcılığını kazandım. Bilgisayar programcılığını kazandıktan sonra orada 2 yıl zaten bilgisayar programlama ile alakalı ciddi bir know-how'um oldu. Dike geçiş sınavıyla Türkiye 114.sü olarak Gazi'nin bilgisayar öğretmenliğini kazandım. Yazılım öğreniyorsunuz. Aslında benim yazılımcı background'um hem ön lisans hem de lisans tarafında aldığım, üniversitede aldığım eğitimlerden kaynaklanıyor. Girişimcinin bulunduğu ortamdaki şartlarını çok iyi analiz etmek lazım ki nasıl bir başarı hikayesi ortaya çıkarmış onu çok daha net görebiliyoruz. 2004 yılında mezun olduktan sonra ben direkt Beyoğlu Endüstri Meslek Lisesi'ne atandım ve öğretmenliği de bir taraftan başlamıştım zaten. 2005 yılına geldiğimizde hani durdurulamayan bir arzu vardı benim içimde. Bu girişimci olmayla alakalı. 2005 yılında hiç elde para yok vesaire ama bir öğretmenliğimiz var. O öğretmenliğin faydasıyla bir kredi başvurum oldu. 5000 liralık bir kredi. 5000 lira çok fazla bulundu. Dediler ki işte sen öğretmensin ödeyemezsin bunu. 4500 liralık bir kredi onayı verildi. Ben 12 ayda öderim dedim ama yok dediler 24 aya onu yaydılar. 150 lira da dosya masrafı gezer hiç unutmuyorum. 4350 lira gibi bir bedelle keza onun o zamanki dolar kuruna baktığınız zaman 3300 dolara tekabül ediyor. İşte Ok Meydanı'nın 4 yol dediğimiz bir bölgesi var. Orada bir pasajın içerisinde 16 metrekare bir dükkanda bir yazılım firması olarak başladık. Yazılım yapılır ya da web sayfası tasarlanır tarzında ibareleri reklam olarak verdik ama format atılır 20 TL'de bizim bir kenarımızda yazıyordu açıkçası. İnsanların özellikle bu noktalarda fatura tahsilat noktalarındaki bu zaman kaybını nasıl önleyebiliriz, nasıl engelleyebiliriz, nasıl buradaki bu zaman kaybını bir girişimci olarak gelir modeline çevirebiliriz düşündüğümüzde de böyle bir yazılım yapma ihtiyacı ortaya çıktı ve bu şekilde bir yazılımı geliştirdim ben o zaman. Şimdi hem öğretmenliği hem işletmeyi daha doğrusu
girişimci olduğum ofisi aynı anda ilerletiyordum. Sabah 9'da derse başlayıp gündüz 12'ye, 1'e ya da 3'e kadar dersi anlattıktan sonra öğrencilere. Sonrasında ofise geçiyordum ve ofiste kendim yazılım geliştiriyordum. Türkiye'de hiçbir zaman altın tepsiyle, keza Türkiye'de değil sadece, bu dünyanın hiçbir yerinde size altın tepsiyle bir başarıyı sunmuyorlar. Çok ciddi anlamda çalışmanız gerekiyor. Yani gündüz 3'te oturduğum koltuktan gece 3'te kalktığımı biliyorum. Bir keresinde saat sanırım 11 ya da 12 gibi eve gittiğimde annem niye bu kadar erken geldin, hayırdır bir problem mi var diye sorduğunu da biliyorum. Yani 11-12'de siz normalde eve gittiğinizde niye bu kadar geç geldin denilir. Ama bizim tarafta niye bu kadar erken geldin denilir. Çünkü 2'ye 3'e kadar yazılımı geliştiriyordum. Kaynaklar çok sınırlıydı. Yani hali hazırdaki internetin kullanımının bu kadar yaygın olmaması, işte 56K modemlerle internete bağlanıyorduk, öyle söyleyeyim sana. Ve kaynakların sınırlı olması, özellikle kod tarafında çok fazla kaynağın olmaması işimizi oldukça zorlaştırıyordu. İlk bu tahsilat sistemini hemen yan pasajımızdaki bir akrabamıza verdikten sonra bütün ücretsiz ilan sitelerine fatura tahsilat bayili verilir tarzında bir ifadeyle reklamlar girdim. Sonra oradan bazı talepler geldi. İl distribütörlükleri oluşturdum. Her ili bir işletmeye ya da bir bölgeye bir işletmeye vererek ilk etapta İzmir ve Antalya olmak üzere bu bölgelerde yaygın bir şekilde bayiler oluşturdum. 2013'te hali hazırdaki kanun gündeme geldiğinde aslında ben fintech sektöründe 8 yıldır hizmet veren bir işletmenin sahibi olarak ve Türkiye genelinde de ciddi bir bayi network olan bir firmanın sahibi olarak hizmet veriyordum. Aslında mezun olduğum okul gereği hani fintech'in tek kısmında zaten yer alıyordum. Yani ben işin hem mekteplisi hem alaylısı olarak teknoloji tarafında zaten vardım. Tabii finans da bu işin fatura tahsilat noktasıydı. 2005'ten 2013'e kadar olan süreçte yani 64-93 sayılı kanun çıkıncaya kadar orada verdiğimiz hizmetler bir regülasyona tabi değildi. Regülasyona tabi olmaması bizim açımızdan yani bizim işimizi çok zorlaştırıyordu. Keza fatura tahsilatlarının da arkada bir banka servisiyle ya da bankanın internet bankacılığına yazdığımız bir motorla sağlıyorduk. Bundan dolayı 2013'teki regülasyonun olması ve bankaların diğer finans kuruluşlarının muhatap olarak bizleri kabul etmesi bizim için ciddi bir artı oldu. Aslında işin tam anlamıyla fintech'e dönmesi 2013'teki 64-93 sayılı kanunun sonrasında çıkan ek yönetmeliklerin yürürlüğe girmesiyle birlikte 2015 yılında da bu işin deadline'ı konulmuştu. 27 Haziran 2015 faaliyette olan fintech firmalarının ödeme kuruluşlarının BDDK'ya, o esnada BDDK'ya bağlıydık. BDDK'ya başvurmaları için bir deadline'dı. Biz 2015'te başvurumuzu yaptık ve 2016'da da ilk lisans alan firmalardan bir tanesi olarak fatura tahsilat hususunda faaliyetimize devam ettirdik. Şimdi ilk başta aslında bir şahıs şirketiydi. Furkan Bilgisayar olarak başlamıştık. Sonrasında bir marka oluşturduk. Bu fatura tahsilat noktalarını Yetkili Vezne markasıyla oluşturduk. Yetkili Vezne olarak bir şirket ismi yaptık. Fakat lisanslamayla birlikte yani 2015'te bu lisansa başvurmadan önce firmamızın ismini Erex olarak güncelledik ve anonim şirket olarak. Zaten mevzuat gereği de kurduğumuz firmanın işte belli bir sermaye yeterliliği ve kuruluş yapısı olarak anonim şirket olması gerekiyordu. 2015 yılında da Erex'i anonim şirket olarak kurduk. Yani Erex ismi nereden geliyor? Genelde sorulan bir soru. Hani çok teknolojiyi çağrıştıran bir isim olduğu söyleniyor. Güzel bir seçim yaptığımızı da düşünüyoruz o tarafta. Aslında ben aslen Giresun'un Aluca ilçesinde. Memleketim orası. Aluca'nın bir köyü var. Köklüce köyü diye geçiyor şu anda. Yeni ismi Köklüce ama eski ismi Erex'i. Yani Erex orada nereden geliyor? Ala bir kilise var bizim köyümüzde. Yani Ala Kilise'nin o bulunduğu bölge diye isimlendirilerek Ala Kilise, Ala Kilise bunun işte bir tık daha yumuşamış hali Erex olarak günümüzde söyleniyor. Şu anda bile yani gittiğiniz zaman Aluca ilçesine ben Erex'e gitmek istiyorum dediğiniz zaman herkes size yolu gösterebiliyor. Yani Erex aslında bizim köyümüzün eski ismi. Benim başlangıcım daha sonra Erex'e nasıl evrildi? Onun hikayesini anlatabilirim. Yani ben başladığımda aslında abi kardeş olarak başladık. Biz dediğim gibi işte Ok Meydanı 4 yolda 16 metrekare bir pasajın içerisinde, dükkanın içerisinde başladığımız bir yapıydı bu. Sonrasında kendi yetiştirdiğim öğrencileri yanıma alarak onlara yatırım yapmayı düşündüm. Daha doğrusu yatırım yaptım onlara da. İlk başladığımızda 2 kişiydik. Zaten 16 metrekare dükkanın içerisinde en fazla 2 ya da 3 kişi sığabiliyorsunuz. Sonrasında kendi öğrencilerimden şeref vardı. 2-3 yıl biz o pasajın içerisinde devam ettik. Yapı olarak da zaten hep şunu yapıyoruz. Biz Erex olarak hem başlangıcımızdan şu anda da hali hazırdaki ortaklarımızla da birlikte sürekli olarak kazancımızı şirketimize yatırarak büyütmeyi hedefleyen bir firmayız. Tamamen aslında yerli ve milli ifadesi Erex için çok uygun bir ifade. Şu zamana kadar dışarıdan herhangi bir yatırım almadan şirketimizi ciddi manada büyüttük. İlk başladığımız gün yani 2005 yılında işte 16 metrekare bir ofisin içerisindeydik. Orada abi kardeş olarak başladık. Sonrasında kendi öğrencilerimden yanıma aldığım bazı personeller oldu. İlk etapta Şeref diye bir öğrencim vardı, o geldi. Sonrasında 2 yıl o pasajın içerisinde hizmet verdikten sonra yine Ok Meydanı civarında işte 60 metrekare bir ofisin içerisine geçtik. Orada 5 kişilik bir personelimiz oldu. 1-2 yıl daha sonrasında yine Ok Meydanı'nda işte Halil Rıfat Paşa dediğimiz yerde bir home office tarzında bir yere geçtik. Orası 150 metrekare
liralık bir yerdi. En son oraya geçtikten sonra da işte 2013'te kanun çıktı. Kanunla birlikte biz artık daha kurumsal bir yapıya geçme zorunluluğunu hissederek ve şu anda 1600 metrekarelik bir ofisteyiz. Çok güzel bir terasımız var ve burada da 70 kişilik bir ekiple, keza bu sadece in-house çalışan ekipten bahsediyorum, 70 kişilik bir ekiple de şu anda faaliyetlerimize devam ediyoruz. Tabii bu esnada 2016'da ilk lisans aldığımızda sadece fatura tahsilatları vardı. Şu anda halihazırda işte markalarını yönettiğimiz sanal post faaliyetimiz var, cüzdan faaliyetimiz var, yurt içi yurt dışı para transferi faaliyetimiz var ve en baştan bu yana yaptığımız fatura tahsilat faaliyetimizi de devam ediyoruz. Elexa şirketimizin unvanı. Aslında Elexa kendi içerisinde 3 tane markayı barındırıyor ve bu 3 marka altında hizmetlerini veriyor. Bu markaları böyle kronolojik olarak sıraladığım zaman öncelikle Yetkili Vezne markası. Yetkili Vezne markasıyla biz Türkiye genelinde hem fatura tahsilat bayilikleri verdiğimiz bir markamız hem de bu fatura tahsilat noktalarında yurt içi yurt dışı para transferlerini de sağlayabiliyoruz. Yetkili Vezne markasında son kullanıcıya B2B olarak yani temsilciler vasıtasıyla ulaşıyoruz ve son kullanıcıya face to face hizmet veriyoruz. Aslında Yetkili Vezne B2B2C çalışan markamız. Bunun dışında bir diğer markamız Esnekpos ki şu anda şirketin halihazırdaki lokomotifi diyebilirim Esnekpos için. Esnekpos markasında da kartlı ödemelere çözümler sunuyoruz. Burada sadece Sanalpos olarak sınırlandırmıyorum ben. Yani kartlı ödemelerdeki çözümlerin içerisinde Sanalpos, Androidpos, Softpos gibi hizmetlerimiz var. Tabii burada kart saklama hizmeti olsun, pazar yeri hizmeti olsun gibi birçok hizmeti de ya da linkli ödeme gibi olsun birçok hizmeti de POS kullanmak isteyen B2B mantığındaki firmalara sunuyoruz. Bir diğer markamız aslında B2C olarak direkt customer'la yani müşteriyle birebir irtibat kurduğumuz markamız Hoppa. Hoppa bir cüzdan. Bu cüzdan içerisinde de 7/24 para transferi, tüm faturaların tahsilatları, hem e-pin ödemeleri yani oyun ödemeleri, sadakat kart kullanımı, adım nakit adı altında yürüdükçe para kazanacakları bir yapıyı cüzdanımızın içerisinde, Hoppa cüzdanın içerisinde sunuyoruz. Bu üç markanın halihazırdaki yani günümüzdeki işlem adetlerine ya da işlem hacimlerine baktığımız zaman 1000'e yakın fatura tahsilat noktamızda aylık şu anda 600-700 bin adet arasında fatura tahsilatı yapılıyor. Esnekpos bu ay 5 milyar gibi bir hacme koşuyor. Yani geçen ayı 4.3 milyar gibi bir rakamla kapattık. Hoppa cüzdana baktığımızda da Hoppa cüzdanın içerisinde de aylık 350-400 milyon bandında işlem hacminden bahsetmemiz mümkün. Ödeme ve elektronik para kuruluşları globalde bazı mevzuatsal kısıtlamalardan dolayı daha çok para transferi hususunda hizmet verebiliyor. Yani bu Visa ve Mastercard'ın kısıtlamalarından dolayı zaten ülke dışındaki herhangi bir firmaya POS hizmetini sunamıyorsunuz. Bunun dışında KYC probleminden dolayı cüzdanı çok fazla yaygınlaştıramıyorsunuz. Çünkü illa ıslak imzalı bir KYC gerekiyor Türk olmayan müşteriler için. Sadece para transferi tarafında olmanız gerekiyor. Biz şu anda para transferiyle alakalı uluslararası bir partnerle anlaşmalıyız. Şu anda Türkiye'den yurt dışına para transferini sağlıyoruz. Ama Elexa baktığın zaman hani hedef manasına baktığın zaman global bir oyuncu olma gibi bir hedefimiz tabii ki var. Ama bu şu anda dediğim gibi yani POS dünyasında ya da cüzdan dünyasında değil daha çok para transferi tarafında odaklanacağımız bir nokta. Biz burada yani uluslararası arenadaki oyunculuğu dediğim gibi daha çok para transferi hususunda olmayı planlıyoruz. Zaten ilk etapta Yetkili Vezne zaten oturmuş bir işti. Sanal POS'u ciddi anlamda ayağa yere basar hale getirdik. Hem teknolojisi hem de hacmi bakımından. Şu anda yoğunluğumuz Hoppa cüzdan ve yurt dışı para transferi olarak söyleyebilirim. Şimdi Türkiye'ye aslında baktığında çok büyük bir pazar. Genç nüfusun çok yoğun olduğu bir pazar. Teknoloji kullanımının çok yaygınlaştığı bir pazar. Fintechler, hani ben hep şunu söylüyorum. Belki önümüzdeki 15-20 yılın iş alanı tamamen fintechler, finansal teknolojiler. Fintechlerin başını çeken de ödeme ve elektronik para kuruluşları. Her ne kadar kanun 2013'te yürürlüğe girip 2016'da aktif olarak biz firmalar olarak çalışmaya başlasak da 8 yıl aslında sektör adına çok kısa bir zaman ve süre. Bu yüzden fintech'te yani ödeme ve elektronik para kuruluşlarının içerisinde insan kaynağına ulaşmak, nitelikli insan kaynağına ulaşmak biraz zor. Nitelikli olan arkadaşlar da ciddi anlamda artık maaşlarla ya da ciddi anlamda yan haklarla şirketlerde pozisyon alabiliyorlar. Ödeme ve elektronik para kuruluşları fintech'lerde başı çeken kuruluşlar. Yatırım olarak baktığımız zaman EZCO'nun exit'i ciddi anlamda bir değer oluşturdu ülkemiz adına. Avrupa'nın, Orta Doğu'nun ülkemize olan ciddi bir teveccühü var. Bu gri listeden çıkmamız da bu anlamda etkili oldu açıkçası. Pandemiyle birlikte teknolojinin bu kadar yaygın olarak insanlar tarafından kullanılması, iş ve işlem hacimlerinde özellikle ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki iş ve işlem hacimlerinde artmasına neden oldu. Burada iyi bir EBITDA değeriyle her firmanın Türkiye'de faaliyet gösteren, her ödeme ve elektronik para kuruluşunun hatta her fintech'in dışarıdan çok rahat yatırım alabileceği kanaatindeyim. Biz de Elexa olarak şu zamana kadar dışarıdan herhangi bir yatırım almayan bir firma olarak aslında yatırımlara açık olduğumuzu da buradan senin vasıtanla belirtmek isterim ben.
Hilmi, son olarak şunu söylemek istiyorum. 2004'te başladığım bir öğretmenlik hayatı keza 2021'e kadar devam etti ve 17 yıl boyunca ben aynı zamanda hem öğretmenliği hem de 2005'te kurduğum şirketimi 17 yıl boyunca aynı anda birlikte büyüttüm ve işlettim. 2021 yılında artık bu taraftaki işlerimin çok yoğunluğundan dolayı çok idealist olarak başladığım öğretmenliğe ve insan odaklı, insan yetiştirme odaklı başladığım öğretmenliğe istifa ederek ayrılmak zorunda kaldım. Ama günün sonunda baktığımızda ciddi bir çaba, ciddi bir uğraş, insana olan bir yatırım ve bu tamamen başarı odaklı çalışmanın verdiği imkanlarla Alexey'i işte 16 metrekarelik bir pasaj içerisindeki bir dükkandan şu anda 1600 metrekarelik tamamen kurumsal olan, şu anda Merkez Bankası'nın regülasyonuna tabi ve lisanslı olan bir fintech kuruluşu haline getirdik. Bu başarı kolay olmadı, hiç kolay olmadı. Çok fazla yolda tökezlediğimiz zamanlar oldu ama hani düşmek mühim değil, herkes düşebiliyor fakat burada kalkıp aynı kaldığın yerden belki daha hızlı devam edebilme meselesi çok daha önemli. Bunu tek başınıza yaptığınız zamanlar da oluyor. O yüzden hem ekibe yatırım yapmak gerekiyor hem de kendinizin know-how'ını geliştirmek adına kendinize de aynı zamanda yatırımlar yaparaktan girişimcilik dünyasında ya da fintech ekosisteminde bir söz sahibi olabiliyorsunuz.